Diğer bir soru kardeşler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam Allah ilminize bereket versin. Allahümme amin. Sorun şu. Müzik haram mı? Delili nedir? Allah şimdiden razı olsun. Allahümme amin. Kardeşler biz yani İslam camialarının herhalde hepsinde ittifak edilen bir meseledir. Müzik bizde haramdır. Bizde derken yani İslam dininde haramdır. Fakat kardeşler şeytanın kendisini kandırdığı, aldattığı, şüphe ehlinin ortaya attığı bazı ibarelerle bu iş sulandırılmaya çalışılmış. İşte bazı alimlerden nakiller yapılmış. İşte bunlar haram değildir demiş, mekruhtur. Aslında burada böyle var, şöyle var. Kardeşler biz bu alanlara girmiyoruz şu an. Şöyle söyleyeyim. Müzik sahabe arasında müzik aletleri eşliğinde sahabe arasında icma edilen bir meseledir. Hiçbir sahabeden müzikle alakalı ihtilaflı bir şey gelmemiş. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Mes'ud ve tabi'in, etba'u tabi'in. Allah Azze ve Celle'nin kitabında zikrettiği bazı ayetler var. Lokman suresi 6. ayet-i kerime, Furkan 72. Onlara bakarsınız. Şu an burada bunları tek tek izah edip tefsir etmeye vakit yetmez kardeşler. İbn-i Kayyum rahmetullahi aleyhi İgâthetül Lehfân An-Nasayid-i Şeytan kitabında diyor ki farazan hiçbir delil olmadı diyelim. Ne Allah'ın kitabından ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden. Bu kadar sahabenin bu ayetleri bu şekilde tefsir etmesi müziğin haram olması için yeterlidir. Bu kadar sahabenin ona yakın sahabe zikrediyor işte bu böyle dedi, bu müziktir dedi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ İnsanlardan bazıları var ki boş söz satın alır. Abdullah İbni Mes'ud müziktir dedi, Abdullah İbni Abbas müziktir dedi, bilmem Hasan el-Basri bu dedi, müziktir dedi. Tek tek sayıyor. Hiç delil olmasa bu kadar adamın, bu kadar sahabenin bu ayeti müzik diye tefsir etmesi ve bunlar da kafadan söyleyecek, laf söyleyecek adamlar değil. Bunların aksini ifade edecek bir söz söyleyen adam da bilinmemesi müziğin haram olması için yeterli bir sebeptir. Ayetlerde kat'i bir şekilde müzikten bahsedilmemiş. Kardeşler İsra 64'te, Furkan 72'de, ondan sonra kardeşler Lokman 6'nın tefsirlerine bakın. İbn-i Kethir, Kurtubi, İbn-i Cerir, Taberi hepsinde illa siz alimlerden nakil göreceksiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki savtani mel'unan, iki mel'un ses vardır. Mel'un iki mel'un ses vardır. Savtun savtun inde ne'me nimetlenme esnasında çıkartılan ses ve savtun ve savtu veylin inde musibe musibet bela esnasında ve veyla sesi. Yani bağırma, çağırma, yanaklara vurma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki sesin mel'un olduğunu söyledi. İmam Bukhari rahimallahu teala لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ ümmetimden bir takım insanlar olacak, kavimler olacak. اِسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَى وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ Bunlar hir, zinayı, harir, ipek elbise giymeyi وَالْخَمْرَ شَرَبُ وَالْمَعَازِفِ Bütün çalgı aletleri hepsi içine giriyor istisnasız. Sadece hadislerde şeriat bize usul kitaplarında İslam hukukunda Allah ve Resulü bir şeyi genel zikrettiği vakit onu istisna etmediği müddetçe hiçbir şekilde bir şey istisna etmek caiz değildir. Allah ve Resulü'nün istisna etmediği bir şeyi ulemanın istisna etme gibi bir hakkı var mı? Kesinlikle yok. Aleyhissalatü vesselam sadece def zincirsiz, def dediğimiz böyle deftir zaten. Türkçede de def değil mi? Def. Zincirsiz defi kadınlar için özel günlerde caiz kıldığına, tahlil halal kıldığına dair İbn-i Mace, ondan sonra Tirmizi ve bazı hadis kitaplarında rivayetler vardır. Onun dışında hiçbir müzik aleti halal değildir. Hepsi istisnasız haramdır. Bu hadis Bukhari'de geçiyor kardeşler. Bazı yani ilim talebeleri veya da bazı hoca efendiler, mollalar yani bazı kitlelerin gözüne girmek için bu işte hadis Bukhari'de muallaktır. Ta'likatul Bukhari sahih hükmünde değildir ve benzeri bazı lafızlar söylemişler. Şimdi Bukhari'nin muallakları ne demek kardeşler, biz burada bu alana girmeyelim. Bukhari'de bazı hadis çeşitleri var. Muallakat Bukhari'nin isnadı zikretmeden direktmen peygamberden hadis aktarmasıdır. Yani
muallak hadis, hadisin isnadından ilk adamın atılması da artık sonuna kadar atılsa da ona muallak denilmiş. Şimdi Bukhari rahimallahu teala muallak yaptığı bütün hadisleri zaten başka yerlerde isnadla zikretmiş. Bu bir. Ulemanın genel görüşü Bukhari'nin bütün muallakatları sahihtir ve Bukhari o hadisleri rivayet ederken kat'i sıhhatini ifade edecek lafızlarla aktarmış. Biz onların sahih olduğuna inanıyoruz. Aksini de kabul etmiyoruz. Bukhari rahimallahu teala bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den "La yakunanna min ümmeti akvamun istahilluna al-hira." Zinayı halal sayacak. Yani halalmiş gibi normal kabul edecek bir kavim olacak. Kardeşler, cadde ve pazarlara bakın. Yani fuhuş, zani ve zanikarlardan insanlar geçemiyor. Vel harir, zaten ipek elbise giyilip giyilmemesine haram olduğunu insanlar neredeyse bilmiyor. يستحلون الحرى والحرير والخمر خمر şaraptır. İçkidir. Yani kardeşler, bu çarşı ve pazarlarda yani su gibi içiliyor. Vel maazif ve çalgı aletleri kardeşler. Şimdi İbn Hazm'dan böyle kendi İbn Hazm Az-Zahiri kardeşler bu hadisi yorumlarken demiş ki يستحلون الحرى والحريرة والخم يستحلون خبرمı üzerine durmuş. Bir takım ümmetler içkiyi ve saydığımız dört madde halal sayacaklar. Şimdi diyor halal saymak demek haramdır anlamına gelmiyor ki. Şimdi mekruhtan bir şeyi halal saymak vardır. Haramdan bir şeyi halal saymak var. Yani felsefe ve kelam yapmış İbn Hazm. Ehl-i sünnet ve cemaatinin yanında İbn Hazm sözü aktarılmaya elverişli bir alim değildir. İbn Hazm evet ilmi büyüktür, yücedir, kadri kıymeti yücedir, müfessirdir, fakihtir. Fakat bu yani ihtilaf anında onun sözü zikredilir. Ama ehl-i sünnet ve cemaat selef alimleri bir şey söylemişse İbn Hazm'ın sözünü selefe karşı kullanmak edep dışı bir harekettir. Vallahu ala ve alem. İbn Hazm'a söylenilir. Birinci maddede istahillun el hira. Zina halal mi haram mı? Haramdan halal, zinada halal, haramdan halal yapmak vardır. İpek de icma'an haramdır. İpekte de haramdan halal vardır. Vel hamra içkiden de haramdan halal vardır. Ha, çalgı aletlerine geldiği vakit bu mekruhtan şey olacak. Yani bu 1, 2, 3'te haramdan halale dönüşme vardır. 4'te ise mekruhtan halale dönüş vardır İbn Hazm'a göre. Yani gerçekten de bu içtihat gerçekten de hiçbir şekilde tutarlı yani fıkıhta istinbat değerlerinde hiçbir yere sahip değildir. Vallahu ala ve alem. Biz kesinlikle müziğin haram olduğuna Allah Azze ve Celle kitabında işaret yoluyla sahabeler de bunu kat'i bir dille Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kat'i bir şekilde ifade etmiş. Müzik haramdır. Müzik haramdır. Müzik haramdır. Allahu ala ve alem.